Fatih karadan gemileri yürüttü. Biz de onun evlatları olarak denizin altından Marmara'yı inşa ettik. Şimdi de Avrasya tünelini yapıyoruz. Yetmez dedik. Sadece raylı sistem olmaz. Bir de otomobillerin denizin altından geçmesini halletmemiz lazım. İki kat tünel. Oradan da otomobiller geçecek. Önümüzdeki yıla da onu yetiştireceğiz. Ve şimdi bir de üçüncü denizin altından inşallah proje hazır. Onun adımları atılacak. Ama bu arada Yavuz Sultan Selim Köprüsü yürüyor. Biliyorsunuz. Boğaz'ın üzerinde üç tane altın kolye. Üçüncüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Şu anda yıl sonuna kadar bitirilme gayretiyle devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü dünyanın en geniş köprüsü. Dört gidiş, dört geliş. Ortasından da hızlı tren yürüyecek, gidecek, gelecek. Kardeşlerim, biz buyuz. Hamdolsun bak, ben size Jack, Jack bunlarla konuşmuyorum. Bunlar yaptıklarımız. Devam eden inşaatlarımız, bunları anlatıyorum size ya. Ama diğerleri ne anlatıyor? Görüyorsunuz. Onun için dikkatli olalım. Kalkıyorlar şikayet ediyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle Cumhurbaşkanı meydanlara çıkmasın. Ya bu millet bana bu meydanlara çık diye bu oyu verdi. Bu meydanlara çıkmaktan siz beni nasıl mahrum edersiniz ya? Bu milletin içinden doğmuş olan bir cumhurbaşkanına siz bunu hangi hakla yasaklamaya gidersiniz? Bunlar anayasayı da okumuyorlar. Anayasada vatana ihanetten başka cumhurbaşkanının bir suçu yoktur. Bunlar bunu da bilmiyorlar. Ve benim bu hakkımı elimden bunların hiçbirisi alamaz. Biz bu yola çıkarken biliyorsunuz kefenimizi giydik, öyle çıktık. Öyle de yürüyoruz. Bu millete hizmet yolunda bu yolculuğumuz devam edecek.